1998 yılında tanıttığımız köylerin sonuncusu Paşaköy, Aydın'a 60 kilometre uzaklıkta ve Yenipazar ilçemize bağlı. Geçim kaynakları arasında başta hayvancılık olmak üzere zeytin, biraz Antep fıstığı yer alan Paşaköy'de 108 hanede 377 kişi yaşıyor. Paşaköylüler son zamanlarda yeni yeni oluşturmaya başlattıkları incir bahçeleriyle geçim kaynakları arasına incirin de girdiğini belirttiler. Paşaköy'ün öğrencileri hemen 2 kilometre ötedeki Karacaören'de mevcut ilköğretim okulunda eğitim ve öğretim görüyorlar. İki köyün arasındaki yolun asfalt olması öğrencilerin ulaşımlarını kolaylaştırmış ve bu konuda hiçbir sorun yaşamamalarını sağlamış. Ancak Paşaköy'ünde pek çok sorunu var. En önemli sorunlarının başında ise sağlık geliyor. Geçtiğimiz yıl ziyaret ettiğimiz ve sorunlarını aktardığımız Karacaören köylüleri ile Paşaköy'ün ortak sorunu olmuş sağlık. Her iki köyünde ebesi yok. Birkaç yıldan bu yana ebe gelmesini bekleyen her iki köyde de hiçbir sağlık görevlisinin bulunmamasından dolayı yaşadıkları sorunları köyün hem kadınları hem de erkekleri ayrı ayrı dile getirdiler. Paşaköy'ün tıpkı geçtiğimiz yıl ekranlara aynı sorunlarla gelen Karacaören gibi içme ve kullanma suyu sıkıntısı var. 21. yüzyıla girmemize bir yıl kala hala pek çok köyümüzün su sıkıntısı çekmesi, 75 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan tabloları ekrana yansıtmamıza neden oluyor. Köylülerimiz su gereksinimlerini çeşmelerden taşıyarak sağlıyorlar. Yazın ise suyun azalması ile bu problemi çeşme başında suyun akmasını beklemekle daha yoğun yaşıyorlar. Konuyla ilgili sondaj çalışmaları yapılmış. Çıkan suyun tahlil sonuçlarında kullanıma elverişli olduğu ortaya çıkmış olmasına karşın bu konuda henüz hiçbir faaliyet yok. Köy hizmetlerinin konuya bir an önce el atmasını ve Paşaköy'le birlikte aynı sorunu yaşayan civar köylerdeki bu önemli sorunun 99 yılı başlarında çözümleneceğini umuyoruz ve diliyoruz ki gelecek yıl 99 yılının hatta 20. yüzyılın sonunda hala köylülerimizin ilkel koşullarda yaşamak zorunda bırakıldıklarını söylemek zorunda kalmayız. Üç mahalleden oluşan Paşaköy'ün ilçesiyle ulaşımını sağlayan yolun asfalt olması en azından bu konuda sorun yaşamamalarını sağlamış. Ancak köyün merkez mahallesi ile diğer iki mahallesi olan orta ve aşağı mahallelerle arasındaki 2,5 kilometrelik yolun çok bozuk olmasının iç içe yaşayan mahalle sakinlerinin her gün yine yol sorunu ile karşılaşmalarına neden oluyor. Paşaköylüler özellikle kışın aşırı yağışla kapanan, çamur hatta balçık haline alan yolda yürüyerek ya da hayvan sırtında ulaşımı sağlamak zorunda kaldıklarını belirttiler. Bu yıl sizlere tanıttığımız köylerin 30.sü. Şimdiye dek tanıttığımız köylerin 92.si olan Paşaköy'ün adı bir rivayete göre Kurtuluş Savaşı'nda köylerine gelmiş ve bir süre bu köyde kalmış bir paşanın yine bu köyde yaşamını yitirerek köydeki mezarlığa gömülmüş olması nedeniyle köyün adı Paşaköy olmuş. Ülkemiz için savaşta canını vermiş pek çok subaylarımızı, askerlerimizi, efelerimizi ve bu değerli paşamızı da bir kez daha rahmetle anıyoruz. Az sonra yaşamlarından kısa bir kesiti izleyeceğiniz Paşaköy'ü ve Paşaköylüleri ile birlikte tüm köylerimizin beldede, ilçe ve kısaca Aydın kentinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarken bizler köyümüz kentimiz ekibi olarak geçtiğimiz yılı 30 köy tanıtımı ile başarılı bir yıl geçirdiğimizi ve pek çok köyümüzün sorunlarını sadece dile getirmekle kalmayıp sorunlarının çözümlenmesi için de yetkililerle iletişim kurarak
bazılarının çözümlenmesinde katkımız olduğunu düşünüyoruz. Köyümüz Kentimiz programında ekranlara yansıyan sorunları yakından takip eden ve kimi zaman bizimle birlikte köye gelen Aydın Valisi Muharrem Göktayoğlu'na ve çalışmaları sürdürerek köylerimizin sorunlarını çözümleyen ve çözümlemekte olan tüm daire müdürlerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca 5 haftadan bu yana devam eden ve köylülerimizin büyük memnuniyetle karşıladığı Her Köy Kahvemize Kitap kampanyamızla Her Köye 100 Fidan kampanyamızın gelecek yılda artan sayıda ilgi ve destekle devam edeceğini umuyoruz. Yeni yılda tüm izleyicilerimize en üretken bir şekilde geçirebilmeleri için sağlık dilerken, 99 yılının şimdiye dek yaşadığınız tüm yıllara örnek başarılarla dolu geçmesini arzu ediyoruz. Aydın'ımıza yakın köylerden seslenirken geçen hafta 8 kilometre uzaklıkta bir köyümüzden seslenmiştik. Bu hafta 60 kilometre uzaklıkta Yenipazar ilçemize bağlı Paşaköy'den sesleniyoruz ve yükseklerde oldukça da soğuk bir günde sesleniyoruz. Bunun için de sobanın yanında olmak büyük nimet diyoruz. Biraz önce ağaçlarımızı diktik. Ağaçlarımızı dikerken oldukça soğukta kaldık. Ellerimiz üşüdü. Biz Aydın'da biraz da vücudumuz sıcak havaya alışıyor herhalde. İklimimiz daha bir ılıman olduğu için böyle soğuklardan etkileniyoruz. Ve sevgili seyirciler, Paşaköy'ün halkını yine her hafta olduğu gibi bir köy kahvesinde muhtarımızdan başlayarak tanıyoruz. Evet, ben muhtarımızın yanına doğru gideyim. Tabii kampanyalarımız devam ediyor. Ben bu arada bu kadar değildi tabii getirdiğimiz kitaplar. Biz biraz önce kitapları koyduk. Çocukların hepsi kitapları almışlar. Herkes evlerine götürmüş sanırım muhtarımız. Onlar evlerinde mi okuyacaklar? Aslında biz köy kahvemizde oluşturmak istiyoruz. Siz onları toparlarsanız. Bitirdikten sonra köye getirecekler. Böyle devir daim edeceğiz. Yani memnun oluyor köylülerimiz değil mi? Evet, bu kampanyalardan fidan ve kitap kampanyalarımız ilgi görüyor. Köylülerimiz çok hoşnut. Evet, sizi tanıyalım muhtarımız. Ben Hayrullah Yalçın, 1954 doğumluyum. Yenipazar ilçesi Paşaköy muhtarıyım. Peki 94 yılında mı seçildiniz ya? 92 Mart 4'ten itibaren muhtarlık yapıyorum. 92 yılında bir daha 94'te tekrar mı girdin? 94'te bir daha yeniden seçildik. 92'de ne olmuştu? Diğer muhtar öldü mü? Hayır. Vazı mı geçti? Daha önce Haçiköseler ve Katrancı mahalleleri buraya bağlıydı. 92'de ayrıldık. Muhtarlıklarımız ayrıldı. Ayrı köy oldu. Bayağı da uzaksınız. Nasıl olmuş? Daha önce böyleydi yani. 92 Mart 4'te ayrıldık. Ben Haçiköseler'e de gittim. Sizden bayağı hayli uzakta. Uzak. 11 kilometre. İyi olmuş ayrıldığınız. Böyle herkes kendi köyü oldu. Gelelim köyünüzün sorunlarına muhtarımız. Evet, köyümüzün sorunları en başta su var. Suyumuz yetersiz. Kış günü normal, yazın 24 saat 2 saat suyumuz akıyor. Karacaören'de de aynı problemler yaşanıyor. Karacaören köyüyle aynı gruptan alıyoruz suyu. İşte sondaj çaktırdık. O su gelirse içilebilir diye raporu iyi geldi. O suyumuz artık devlet getirir verirse su sorunumuz kalkacak. Ayrıyeten yollarımızın altyapılarını, bazı kısımların yapılmasını istiyoruz. Mahalle arasındaki 3 tane mahalleniz varmış. Birinci mahalleye kadar asfalt zaten. O oradan kalan yer altyapısı yapılmış değil. Çavdarla aramızda yeni yol var. Onun altyapısı yapılacak.
genelde sorunlarımız bunlar. Bir de ebeniz yok. Ebemiz yok. Merkez camisinin imamı yok. 2-3 aydır imamsız. İmamımız yok yani. İmam bulamıyoruz. Diğer mahallelerde var ama sizin merkez mahallenizde yok. Peki bir köye 3 tane imam, yani siz sonuçta 3 mahalleden oluşuyorsunuz, evet. Ama bir köye 3 tane imam da devlet bütçesi açısından düşünürsek, o zaman da hayır, bunların çünkü maaşını devlet karşılıyor, evet. Biliyorsunuz. O zamanla kadro verilmiş, o bizim hatamız değil artık, o da devletin. Zamanında kadro verilmiş yani. Bir de şöyle. Peki niye şu anda kadro boş duruyor? İmam olmadığı için, müracaat eden yok. Biz... Diğer köy, daha başka mahalleleriniz var ya aynı köyde, orta mahalle, aşağı mahalle dediğiniz. Onlardaki din görevlileri birer gün arayla gelip burada görev yapmıyorlar mı? Hayır, onlar kendi camilerinde yapıyorlar. Buraya kendi imkanlarımızla bir hoca bulduk, öylesine devam ediyoruz kadrolu imam gelince. Yine burada bir görev yapan birisi var bu konuyu idare eden. Sağlık sorunu da daha büyük görünüyor. Sorunumuz gerçekten büyük. Bilindiği üzere Yenipazar 23 kilometre bizim köyümüz, uzak. Yani yarım saatten 45 dakikadan önce gitmenize imkan yok. Evet. Bu arada iğne yaptırmanız gerekir, bu sorun yaşıyorsunuz. Evet. Hastalıkta, doğumda pek çok sorun yaşıyorsunuz. Başka sorunlarınız var mı muhtarımız? Yılan sokması, akrep sokması da oluyor. Zaten akrep de bor oluyor, yılan da bor oluyor bahar mevsimlerinde. Başka herhangi bir sorunumuz yok. Çakal da mı var burada? Ne yapıyorsunuz sen? Çakal gördün mü? Gördüm. Nasıl oluyor çakal? Vahşi bir yaratık değil mi? Korkuyor musun çakaldan? Korkuyorum. O hiç olmazsa çakal, çakallığını biliyorsunuz onun. Gelecek kötülüğü de biliyorsunuz. Bir de insanların içinde olanlar var. İnsan görünümünde olup da çakal gibi davrananlar. İşte en kötüsü o. Allah onlardan korusun. Evet, sizin söyleyecekleriniz var mı? Son sözlerinizi alayım ve halkımızı...